Oradan almam lazım. İhaleye katılan avcıların 10 bin liraya Artvin'de 6, Kastamonu'da 5, Sinop'ta 3 ve Giresun'da 1 olmak üzere ayıları vuracak olmasına sosyal medya başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Sosyal medyada düzenlenen imza kampanyalarının yanı sıra Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nurhan Kalender durumu kınayarak cinayeti yasallaştırıyorlar. Marmara Hayvan Hakları Federasyonu olarak suç duyurusunda bulunduk dedi. Cinayeti yasallaştırıyorlar. Marmara Hayvan Hakları Federasyonu olarak zaten suç duyurusunda bulunduk. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, geçen yıl artan ayı saldırıları nedeniyle 4 kentte ayıların vurulması için kota belirledi. Bu duruma başta sosyal medya olmak üzere çeşitli kesimlerden tepkiler meydana gelirken, sivil toplum kuruluşları durumu eleştiren ilgililerin başı oldu. EDAYKO Başkanı Nurhan Kalender, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında bakanlığın asıl görevinin hayvanları korumakken onun yerine hayvanların öldürülmesine sebebiyet verdiğini söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı hayvanları, yaban hayvanları korumakken asıl görevi, fakat ihaleyle yaban hayvanlarını, nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarının ihalesini açıyor. Şimdi ayılar için bir ihale açtı. Giresun, Sinop, Artvin ve Kastamonu'da ayılarımız için ihale açtı. 10 bin lira veren bir ayı öldürebilecek. Bu bizim için çok çirkin bir şey. Marmara Hayvan Hakları Federasyonu olarak zaten suç duyurusunda bulunduk. En azından bunun sonucu neticelerine kadar bu ihalenin durdurulmasını talep ediyoruz. Bakanlığın bu 3-5 lira karşılığında bu hayvanları yok etme kararı, böyle bir olayı gündeme getirip av turizmine sokması inanılmaz çirkin. Biz kendilerini kınıyoruz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı. Görevleri hayvanları korumakken bunlar cinayeti yasallaştırıyorlar. Yani avcılık başlı başına zaten kesinlikle spor değil, cinayettir. Ava tamamıyla karşıyız. Masum canlıları öldürmek nasıl yasal olabilir ki? Yani işte biz avcılığın kaldırılmasını istiyoruz zaten. Mücadelemiz bu yönde. Bu yönde bakanlığımıza kınıyoruz. Bu yaban hayvanlarının av ihalesi için imza kampanyası var şu an. Bu ayıların öldürülmesiyle ilgili. Bu herkesten rica ediyoruz, buna ilgi bekliyoruz. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek, imza sayımız ne kadar fazla olursa bu kadar daha çok etkili olur. Tüm halkımızdan duyarlılık bekliyoruz.